Merhaba güzel insanlar. Yeni bir konuda yine sizinle birlikteyim. Ses bilgisindeyiz. Yazım ve noktalamayı bitirdik. Yazım noktalama toplam 3 soru. Bir tane de ses bilgisinden 4 soru. 4 net demek ve o 4 net cepte kabul ediyorum. Neden? Videolarımızı düzenli de izliyorsunuz. Abonesiniz. Beğeniyorsunuz. Yeni gelen videolarımızdan haberdarsınız. Aynı zamanda not da alıyorsunuz. O zaman her bitirdiğimiz konudan sonra bir net veya artık kaç soruysa iki net kesinlikle cebimizde. O zaman yeni konumuza geçelim. Yeni konumuz ses bilgisi. ÖSYM mutlaka her yıl soruyor ses bilgisi. Genelde öğrencilerimiz yapar, çok zorlanmaz ama bazı püf noktaları var. Özellikle o püf noktalara dikkat edeceksiniz. Not alacaksınız. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, o zaman ne yapalım? Dersimize başlayabiliriz. Haydi bakalım, ses bilgisi başlıyor. Ses bilgisi ÖSYM'nin olmazsa olmazı. Mutlaka bir soru gelecek. Dersin bitiminde bir net garanti. Tüm tuzakları göstereceğim, tüm pratiklerini vereceğim. Merak etmeyin. Ama bunun için ne yapıyorsunuz? Az önce de söyledim. Düzenli takip edeceksiniz, not alacaksınız ve en önemlisi videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayacaksınız. Haydi o zaman ses bilgisi. Neler göreceğiz? Aslında sadece ses olaylarını göreceğiz. Yani büyük ünlü ve küçük ünlü uyumunu anlatmayı düşünmüyorum. ÖSYM'nin sorduğu bir konu değil. Burayı geçeceğim. Ne yapacağım? Yumuşamadan bahsedeceğim. Ya her sene sorar mı? En çok kullandığı, en çok sorulan yumuşamadır, benzeşmedir, düşmedir. Tabii bu ünlü ve ünsüz, türemedir. Ünlü ve ünsüz, ulama mutlaka soruyor. Ünlü daralması önemli ve kaynaşma harflerini göreceğiz. Ha bu tarafta harfler var. Yani harfleri ünlüler ve ünsüzler diye ayıracağım. Yani ses olaylarını işlerken ünlüler ve ünsüzleri ayrı ayrı işleyeceğiz. Ha ünlü harflerden bilmemiz gerekenler var. Birazdan onları göstereceğim. Dar ünlü, geniş ünlü, düz geniş özellikle. Bir de ünsüzler var. Onları bileceğiz. Ve ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. O zaman ne yapalım? Ünlülerin özellikleri diyelim ve ünlülerden başlayalım. Ama başlamadan önce ne yapacaktık? Ya şöyle bilmeniz gereken birkaç tane harfi size söyleyeyim. Mesela düz geniş ünlüler neler arkadaşlar? A ve I işimize çok yarayacak. Özellikle de nerede yarayacak? Ünlü daralmasında yarayacak. Bir de dar ünlüler var. Bunları da iyi bileceğiz. I, U, Ü. Demek ki neyi bilecekmişiz? Düz geniş ünlüleri bileceğiz. Dar ünlüleri bileceğiz. I, I, U, Ü. Düz geniş ünlüler hangisi? A ve E. O zaman başlıyoruz. Normal ünlülerle ilgili bizim özelliklerimize başlıyoruz. Bakın göreceksiniz. Bu ünlüler ileride işimize ses olaylarını gördükçe yarayacak. Önce ünlü düşmesi. Ha ben ünlü düşmesine tabi bazen hece düşmesi diye de gelir. Bazen ses, ha, ünlü ler hece oluyor ya ondan hece düşmesi. Ses harf demek. Yani harf zaten sesin yazıda gösterilmesi. Dolayısıyla harf düşünce ne olacak? Ses düşecek. Birkaç şekilde karşımıza çıkacak. Mesela nasıl çıkacak? Haydi bakalım hep görmeye başlayalım. Arkadaşlar iki heceli bazı kelimeler. Dikkat. Bazı. Burası önemli. Ünlüyle başlayan bir ek alırsa, bak ünsüz değil, ünlüyle başlayan bir ek alacak ve ikinci hecedeki dar ünlü düşecek. İkinci hecedeki dar ünlü. Akıl kelimesi. İkinci hecemiz dar ünlü olan ı değil mi? Evet. Ünlüyle başlayan ne kaldı? Akılım. İşte akılım sende kaldı der miyiz? Akılım. Kalmadı değil mi? Ne diyeceğim? Aklım. O zaman bakın ı düştü. Şehir kelimesi bakın ikinci ünlüsü dar ünlü. Ünlüyle başlayan ek kaldı ben şehire gidiyorum der miyiz? Bir de bunlarda bak ne yapacaksınız? Yazım kurallarında da söylemiştim. Yani ses düşmesi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir kere içinizden söyleyeceksiniz. Yani işte akılım. Baktınız hani Türkçenin ruhuna aykırı ya bir söyleyişi de bir tuhaf diyeceksin o zaman bu olmadı. Ne yapacağım? Ünlü düşmesi diyeceğim. Orada düşme var diyeceğim. Dolayısıyla ne oldu? Şehri oldu. Nehir. Bakın dar ünlü. Ünlüyle başlayan e kaldı. İşte nehirin suları demiyoruz. Nehrin suları diyoruz. Ne oldu? İyi düştü.
Aynı şey beyin içinde geçerli. Beynimiz değil beynimiz. Göğsünde değil göğsünde. Boynunu değil boynu. Burunu değil burnu. İşte burnumun direği sızlıyor. Olur mu olmaz. Ne diyeceğim? Burnumun direği sızlıyor. Söyle, bir kere içinizden söyleyeceksiniz. Olay çıkacak ortaya. Hep kardan adamımız var görüyorsunuz. Kardan adamımızın alnı, burnu, ağzı, omzu, dikkat et, omuzu değil omzu, karını değil karnı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, zaten daha çok organ isimlerde olur ya bu ikinci dar ünlü. Organ isimlerinde olur daha çok. Bunu da unutmayalım. Notumu aldım. İlerleyelim bakalım. Yani sadece dar ünlünün düşmesi değil ki. Ünlü düşmesinin başka alanları da var. Ama tabii bir de neyimiz var bizim? İstisnalarımız var dostlar. Şimdi ikinci ünlüsü dar ünlüdür. Ama düşmez. Bunlar istisna. Peki hangi durumda düşmez? İkileme durumunda düşmez. Mesela ağız ağza verdiler, işte tartışmayı başlattılar falan dedik. Ağız ağza verdi, bu sefer diyemiyoruz. Niye? Çünkü ikileme olduğunda iş değişti. Veya ölümle burun buruna geldiler. Ölümle burun buruna geldi diyemeyiz. Neden? İkileme olduğu için ne yapacağım? Düşürmeyeceğim. Omuz omuza diyemem. Neden? Çünkü ikilemedir. Yani devirden devire de böyle, nesilden nesile de, oğuldan oğula da, bunlar böyle. O zaman ne bileceğiz? Eğer dar ünlü olan, ikinci hecesi dar ünlü olan sözcükler ikileme oluşturmuşsa orada düşme olmayacak. Bu da bizim neyimiz olacak? İstisna. Niye? Türkçe dersi istisnalar dersi değil mi? Kuralım var, mantığım var ama bir de neyim var? İstisnam var. Devam ediyoruz. Bence bu da önemli. Özellikle de yazım kurallarıyla. Zaten ses bilgisi aslında yazım kurallarıyla ilgilidir. Neden? Sen ses bilgisindeki olaylara uymadığında otomatikman yazım yanlışı yapacaksın. İçeri, dışarı, ileri, geri, şura, bura, ora, nere, yukarı, aşağı gibi sözcükler. Ek aldıklarında ne eki? D ve den ekini. Sonlarında bulunan ünlüler düşmez. Düşerse ne olur? Yazım yanlışı olur. Yani içeride sözcüğünü ben içeride diye yazarsam yazım yanlışı. Dışarıdan gelen soğuklar diyorsun. Dışarıdan dedin. Ünlü düşmesi olamaz. Yazmak zorundasın. İleride seninle hocam ama konuşurken ileride diyoruz. Kur'an ne diyor? Kur'an istisnalar da var. Dolayısıyla düşürmeyeceğim. Şurada, onda, bunda gibi. Özür dilerim. Onda bunda olmaz. Şurada, orada, burada. Hani A'lar var ya. A'lar ve E'ler. Şimdi ben şura kelimesine D dahi getirdim. Şurada diyemem. Şurada. Burada diyemem. Burada gibi. Bunları bileceğiz. Demek ki bu sözcükler ünlü düşmesine uğramazlar. Hangi ekleri aldığında? D ve den ekini aldığında. Tamam mı? Evet, yazım kurallarında gördük. Neyi gördük yazım kurallarında? Dedik ki eğer etmek ve olmak yardımcı fiilinden önce gelen isimler dar ünlüyse birleştiğinde düşer. Sabır ve etmek bir araya geldiğinde sabretmek. Bakın buradaki ı ne yaptı? Düştü. Kaybolmak. Ben kayıp ve olmak yan yana getirdim. Birleştirdiğimde kayıp olmak diye ayrı yazamam. Kaybolmak diye bitişik yazmak zorundayım. Zulüm etmek. Ayrı diyemem. Çünkü etmek sözcüğünden önce gelen sözcüğün ikinci ünlüsü dar ünlü olduğunda düşecek. Düşmek zorunda. Düşmezse yazım yanlış. Hapis olmak. Hapsolmak diye yazmak zorundayım. Neden? Çünkü olmak, etmek yardımcı fiilinden önce geldiği için o dar ünlüyü ne yapacağım? Düşüreceğim. Aynısını örnekleri artırabiliriz. Yani kar olmakta da öyle, seyretmek, defin olmak, emir etmek. Bakın zaten renkli yazdım. Oradan kendiniz zaten baktığınızda net bir şekilde tabloyu göreceksiniz. İşte bahsetmek, nakl olmak. Tabi burada yanlış yazmışız. Böyle vakalar olur biliyorsunuz. Dolayısıyla nakil olmak şeklinde olacak. Tabi olmayacak. Yazarken nakil olmak ama özür dilerim, söylerken nakil ve olmak yan yana getiriyoruz ama ayrı yazamayız.
birleştireceğiz ve nakl olmak şeklinde ifade edeceğiz. Önemlidir. Hatırlarsanız arkadaşlar, yine yazım kurallarında görmüştük. Hani birleşik sözcüklerde, bazı birleşik sözcüklerde, hani birleşik sözcüklerin daha doğrusu bazılarında ünlü düşmesi olabilir. Hani kahve ile altını getir, kahvaltı. Cuma ile ertesini birleştir, cumartesi. Pazar ile ertesini birleştir, pazartesi. Kayın ile ana, kaynana. Bunu yazım kurallarında gördük, geçebiliriz. Ve bence en önemlisi, bence en önemlisi dostlar. Nedir o da? Bazı sözcükler yapım eki aldığında, yani türeme esnasında. Şimdi soru kalıplarına bakın. Ses bilgisinin özellikle ünlü düşmesi kısmına ne diye soruyor? İşte hangisinde ünlü düşmesi vardır diye sorabilir. Veya ünlü düşmesinin sebebi diğerlerinden farklıdır diye sorabilir. Veya aşağıdaki cümlelerden hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük var diyebilir. O zaman ben ne yapacağım? Yapım eki alıp almadığına bakacağım. İsterseniz başlayalım örneklerimize. Arkadaşlar, devirmek fiili. Devirmekten devrim dedim. Bakın isimden, pardon, fiilden isim yapan ek. Yapım eki değil mi? Evet. Türemiş sözcük oldu mu? Yapım eki aldığı için türedi. Ben devirim, işte bu konuda devirim yaptı demiyoruz. Devrim diyoruz. Bakın, önemli olan yapım eki olup olmadığı. Şimdi kıvırmak fiil ama kıvrıntı dediğimde kıvırıntı diye bir ifade kullanamam, değil mi? Yine fiilden isim yapan ek. Ne oldu? Dar ünlü düştü. Kıvrıntı olacak. Bakın hemen doğrusu burada zaten. Sarı bir isimdir ama ben isimden fiil yapan arı getirdim. Ya işte yüzün çok sarardı der misiniz? Yok. Ne oldu? Ünlüyü düşürdüm. Sararmak. Oyun. Ya öğrenciler genelde şöyle gelir yani. Hocam oynamak zaten kök değil mi? Fiil değil mi? Hayır, oynamak. Oyundan gelir. Oyun isimdir. Ben isimden fiil yapan ek getirdim. Yani türedim. Türettim. Türeme esnasında da ne olacaktı? Ünlüyü düşürecektim. Benzemek benizden gelir. Hatırlayın, 2018 yanılmıyorsam sorulmuştu. Beniz sözcüğü isim, fiil yapan ek getirdim. Benize demiyoruz ki, benzemek. İçeri sözcüğü isimdir, ileri sözcüğü isimdir. La fiil yapan eki getirdim, türettim. İçeriden içeriyle diyemem ki, içerlemek. İleriden ilerileyin demiyoruz ki, değil mi? İlerileyin diyemediğim için ne yaptım? Yine ünlüyü düşürdüm. Yine arkadaşlar bakın, hızlıca söyleyeyim. Besiden beslemek dediğimde düştü. Sızıdan sızlamak, kavuşmaktan kavşak, savurmaktan savruk, buyurmaktan buyruk, uyumaktan uyku. Bak bunlar hep fiilden isim, isimden fiil yapan eklerde. Süpürmekten süprüntü. Yumurtadan yumurtla dediğimde yine bakın, mesela şaşıracağınız kelimelerden biridir değil mi? Yumurta, şaşırdınız. Yumurtla dediğimde ne oldu? A ünlüsünü düşürdüm. Sıyırmaktan, bakın sıyrılmak fiilden fiil yapan ektir. Ö düştü, fiilden fiil yapan ektir, düştü. Yalından yalnız, isimden isim yapan ek, bakın düşürdüm. Yanılmak fiildir. Fiilden isim yaptın, düştü. Ayırmaktan ayrıntı. Fiilden isim yaptın. Yani yapım ekidir. Arkadaşlar, fiili isim, ismi fiil yapıyorsa o neydi? Kesinlikle yapım ekidir. Bunu unutmuyoruz. Yine ayırmaktan ayrı, bükülmekten büklüm dediğinde bu renkli yerlerle yazdığım ünlüler türeme esnasında düşer. Türetilirken ünlü kaybına uğramış sözcükler dediğinde hemen yapım eki alıp almadığına bakacaksınız. Zaten göreceksiniz, testlerden çok önünüze bu kelimeler çıkacak ve beni hatırlayacaksınız. Bana çok dua edeceksiniz. Devam. Peki ikinci ünlüsü dar ünlü olan bütün sözcükler düşer mi? Yok. Mesela dün koyunu kestik. Koyun mesela ikinci ünlüsü dar ünlü değil mi? Dar ünlü. Düş koyunu kestik demiyoruz ki. Artık bu oyunu bitirin. Oyunu demiyoruz ki, oyun. Çocuğun ümdi kırıldı olur mu hiç? Ümdi olmuyor. Ümidi diyeceğim. Yine bakın, yanıt, kesim, yorum, derin. Bu sözcüklere de dikkat. Bir yere not alabilirsiniz. Bunlar önemli sözcükler bakın. Demek ki her sözcükte olmaz. Bazı sözcüklerde. Bunu da nasıl anlarım? Okurken anlarım. Böyle içimden bir kere söylesen hemen meseleyi anlarım dostlar. Özel isimlerde de aynı durum söz konusudur. Ben özel isimlerde de arkadaşlar dar ünlü varsa ikinci ünlüsünde düşmem.
dün gönlü gördüm demiyoruz ki. Bu soruyu ufka sor demiyoruz ki. Ufuğa sor. Gönlünü gördüm. Bunu emre anlat demiyoruz ki. Emiri anlat. Dolayısıyla ünlülerde de arkadaşlar, özel isimlerde de ünlü düşmesi olmaz. Ve bence çok önemli bir not. Aslında tartışıldı yıllarca. Bazı kaynaklar kabul etti, bazıları kabul etmiyordu. Ek fiilin düşmesi, yani idi imiş isedeki o birinci i'ler var ya, bazen düşer. Mesela geliyor idi, geliyordu. Değil mi? Burada ne var arkadaşlar? Ünlü düşmesi var. Bakın şurada bir i ünlüsü var. E düştü. Ama ünlü düşmesi kabul edilmedi. ÖSYM'nin bir sorusu yoktu. Ama ÖSYM bir yıl soru sordu ve sorduğu sorularda da aslında A şıkkını cevap olarak vermişti önce. İşte B şıkkında mesela yalnız vardı, C şıkkında fikri vardı gibi çok belirgin ünlü düşmeleri vardı. Ha, şıkların birisinde bu ek fiille alakalı vardı. Önce cevap olarak A şıkkı dedi, daha sonra o soruyu iptal etti. Yani o sorunun da doğru cevap olduğunu söyledi, A şıkkının. E orada da sadece ünlü düşmesi olabilecek sözcük, bu ek fiil idi imiş ise sözcüklerinden biri vardı, onlardan biri. Ha ne oldu o zaman buradan hareketle biz ne diyeceğiz? Demek ki artık ÖSYM idi imiş isenin düşmesinde, o i'nin düşmesini ünlü düşmesi olarak kabul ediyor. Önemliydi, bir yere not almayı unutmayın. Tekin Akademi farkıyla bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli notlar. Abone olun, videolarımızı takipte kalın. Çok önemli, güzel bilgiler gelecek. Ünlü türemesi. İki şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi arkadaşlar, bir kere cik ekinin olduğu yerlerde. Ama nasıl? Her sözcükte değil. Dikkat et, bazı sözcüklerde. Mesela bir sözcüğüne cik ekini getirin. Sen benim biricik oğlumsun değil miyiz? Biricik oğlum. Ne diyoruz? Bakın biricik türedi. Çok gençcik görünüyor der miyiz? Gencecik. Söylerken ne kadar komik değil mi? Hürrem Sultan'ın o Türkçe alışması gibi bir şey. Yani darçık demiyoruz. Ne diyoruz? Daracık. Atçık demiyoruz. Ne diyoruz? Azıcık. Dolayısıyla ne olacak? Ünlü düşmesi. E bir de nerede var? E bir de tabii arkadaşlar bazı pekiştirmelerde var. Pekiştirmelerde. Normalde pekiştirmeleri biz arkadaşlar MPRS ile yazarız. Hatırlayın, pekiştirmelerin yazımında bunu anlatmıştım size. Bir daha değinelim, sıkıntı yok. Şimdi normalde işte beyaz, bembeyaz, taze, taptaze, temiz, tertemiz, mor, mosmor şeklinde diyebiliriz. Ama bazen bu MPRS tek başına yetmiyor. Ne yapıyorum? Bir tane A ünlüsü ekliyorum. Yani sapsağlam gibi. Hocam biz mahallede hep sapsağlam diyoruz. Yapyalnız diyoruz bu adam. İşte mahallede olmuyor. Bunu konuşurken belki günlük hayatta söylersin ama yazarken olmaz. Ne yapacağım? A ünlüsünü türeteceğim. Çep çevre diyemem. Çepe çevre. Ser serpe diyemem. Sere serpe. Bakın hatta çırılçıplak hem ünlü hem ünsüz türemesi var. Yapayalnız dedim. A ünlüsü. Yapyalnız demiyorum. Güp gündüz diyemem. Güpe gündüz. Düptüz diyemem. Düpedüz diyeceğim dostlar. Sırılsıklamda da yine kesinlikle hem ünlü hem ünsüz türemesi var. Geldim daralmaya. Yani ben şunu gördüm, öğrencilerimiz daralmada zorlanıyor. Aslında mantık çok basit dostlar. Son hecesinde, yani yor ekinden önce bir sözcük AE düz geniş ünlüsüyle bittiyse, hatırlayın ne demiştim? Düz geniş ünlü karşınıza çıkacak derim değil mi? Düz geniş ünlüler. Bak düz geniş AE. İlk başta söyledim. Daralmada çok işimize yarayacak. E şimdi son hecesi düz geniş ünlüyle bitmiş. E. Aha. Ben ona yor ekini getirdim. Terle yor olur mu? Hayır. Ne oldu? Daraldı. E beklemek fiili düz geniş değil mi? Beklemek. Yordan hemen önce gelen ne? E. Düz geniş ünlüsü. E seni bekler yorum olur mu? Yok. Ne oldu? Daraldı. Seni izle yorum olur mu? Yok. İzliyorum. Çocuk hiç kımıldama, kımıldıyor olur mu? Olmaz, kımıldıyor. İşte hesabı ödeyor der miyiz? Demeyiz. Niye? Çünkü ödüyordur o. Ödeyor dersen düşünsene. Hesabı ödeyor. Kasiyere dersen kasiyer döver seni. Boyayor. Yani söylerken bile tuhaf. Ne diyeceğim? Boyuyor. İşte yor ekinden önce gelen sözcüğün son ünlüsü AE, düz geniş ünlü olacak. Bunu unutmuyoruz. Bu düz geniş ünlüden sonra yor gelecek. Daha sonra değişecek, iyiye dönüşecek. Tüm mesele bu.
Bir de bunların haricinde mesela illa tabii yor olması gerekmiyor. Hani iki tane bizim meşhur fiilimiz var. Demek ve yemek fiili. Bu fiiller yor ekini almadan da daralabilir. Mesela demek fiiline en sıfat fiil ekini getir. Tabii arada bir de kaynaştırma var. Sana bir şey dayan mı var der miyiz? Hayır, diyen mi var? İşte bunları yiyen mi var? Yağan mı var der miyiz? Yiyen. Demiyoruz değil mi? Ne oldu? Daraldı. İşte sana bir şey dayacağım der miyiz? Dayacağım. Diyemiyoruz. Niye? Aykırı ne diyeceğim ona? Diyeceğim diyeceğim değil mi? Yiyecek yerine evinde yayacak diyen var mı? Anne yemek hazırla, ben yemek yayacağım. Bak nasıl süpürgeyi kafana geçirir. Dolayısıyla bunlar diyor eki olmadan da daralır. Peki ben yor ekini alan her sözcükte daralma var diyebilir miyim? Ya bunu söylediğime göre demek ki hayır demeyeceğim. O zaman yor ekini alan her sözcükte daralma olmaz. Bak dikkat, buradaki mantık ne? Sevmek fiili değil mi? Yor ekini almış. Bak zorlandığınızda burada şu taktiği uygulayın. Yor ekinden önce gelen kelimeyi, fiili daha doğrusu, önce mekmaklı okuyun. Mekmaklı okuyun. Okuyorum değil mi? Sevmek. Sevmek dedim değil mi? Bak yazıyorum. Sevmek. Ne dedim? Yordan önce gelen fiili mekmaklı okuyun. Şimdi okudum mu okudum? Sevmek. Mek'ten önce gelen harfe bakacaksınız. Harf hangisi? V harfi. Ben daralma hangi harfte olacak dedim. A'da olacak dedim. O zaman seviyor fiilinde daralma olamaz. Niye? Yordan önce gelen fiili ben mekmakla okuduğumda son harf ne çıktı? V. Aynısını biliyora yapabiliriz. Bilmek. Mek'ten önce ne var? L. Daralma olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü L harfinde daralma yok ki, sadece A'da var. Görmek. Mek'ten önce ne var? Gör. R. Bakmak. Bakın K ile bitmiş. Bunlarda daralma olmaz. Hocam o zaman bu i nedir yani bu? Ne oldu? Ünlü türemesi mi? İşte maalesef ünlü türemesi olarak kabul edilmiyor. Peki bunun ismi nedir o zaman? Şimdi sevle yor birleşti. Sevyor demiyoruz ki. Daralma da yok ama ortada bir dar ünlü var. İşte buna biz yardımcı ünlü diyoruz arkadaşlar. Yardımcı ünlü. Aynısı biliyor da var. Biliyor olmadığı için yardımcı ünlü. Görüyor olmadığı için yardımcı ünlü. Bakıyor olmadığı için bakıyor diyeceğim. Yardımcı ünlü. Olay bu. Ama ben bunları bak aynı fiilleri olumsuz yapayım bir de. Mesela seviyordu ya, sevmiyor diyeyim. Çünkü bak burada hemen bir not devreye giriyor dostlar. Yor şimdiki zaman ekinin olumsuz olduğu durumlar %100 ünlü daralmasıdır. Bak. Bir yerde yor fiilim mesela sana daralmayı mı sormuş? Yor ekini gördün. Baktın olumsuz. Yani seviyor değil de sevmiyor. Aynı ne olursa olsun fark etmez. İster A E ile bitsin, ister V ile bitsin fark etmez. Olumsuz olduktan sonra %100 daralmadır. Neden? Bizim olumsuzluk ekimiz MMA değil mi? MMA'da A E düzgeni şunlusuyla bitmemiş mi? Mecburen daralacak. Başka çaresi yok. Yani şöyle, bu fiil nedir aslında? Yordan önce geleni ne yapacaktık? Mekmakla okuyacaktık, değil mi? Bu nedir? Sevme, mek değil mi? Mekten önce gelen nedir? Mema olumsuzluk eki değil mi? Evet. Neyle bitmiş? Eyle. O zaman sevmiyor diye daralmak zorunda. Bilmemek değil mi? Bilmiyor değil, bilmiyor. Bakın daraldı. Olan bir harfi daraltıyoruz burada. Sakın unutmayın. Bak burada olmayan bir harf vardı. EA daraltamıyorduk. Sonradan dar ünlüyü ortaya çıkarıyorduk. Ama burada zaten var bu ünlü. Bak dikkat. Burada zaten var. Sevmemek, EA. Görmemek, bilmemek, bakmamak. Ne yapıyorum? Yoru aldıktan sonra mecburen daraltıyorum. Bu mekmak kullanabilirsiniz dostlar. Ünlü değişimi, yani ünlü değişimi arkadaşlar zaten iki sözcükte var. O da hangileridir? Ben ve sen zamiri. Arkadaşlar ben ve sen zamiri. EA yönelme hal ekini aldığında bu E'ler A'ya dönüşecek. Şimdi ben sen dedim değil mi? Bene sene diyebilir miyim?
Yani Erzurum ağzıyla konuşulur mesela. Ona bene bak, işte sene söylüyorum gibi ağız şive de denir. Yani ağız deriz biz ona. Kullanılır ama normalde yazarken veya Türkçenin kuralları içerisinde bene bak, sene diyorum demeyiz. E'ler ne oldu? A'ya dönüştü. Yani bene bana, sene sana olacak. Ha, bu ünlü değişimine biz başka bir isim de diyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklar ne der? Ünlü kalınlaşması der. Neden öyle der? Çünkü E ince ünlüdür. İnce ünlüdür. Ne oluyor? Niye böyle yanlış çıktı? Düzeltelim hemen. Heh. E ince ünlüdür. E A'ya dönüştüğünde de A kalın ünlüdür. Dolayısıyla ünlü değişimi dediği zaten iki sözcükte olacak. Veya ünlü kalınlaşması da derse kabul edeceğiz. Geldim aşılmaya, ünlülerle ilgili son slaytımız, son başlığımız öyle diyelim. Arkadaşlar, ünlü aşılması aslında bazı sözcükler birleşme esnasında aşınmaya uğrar. O da hangi sözcüklerdir? Mesela ne ile asıl bir araya geldiğinde ne olacak, nasıl olacak? Bakın e gitti. Yani aşınma dediği şu. Aslında bu iki sözcük çarpışacak. Bu çarpışma esnasında ünlülerden biri aşınacak. Gidecek. Bu yani aşınma dediği bu. Ne ile için çarpıştı? E aşındı gitti. Niçin oldu? Sütlü aş çarpıştı bunlar. Çarpışma esnasında iki can kaybımız var. Ne oldu? Ü harfiyle şeye gitti. Sütlaç. Güllü aş diyoruz. Güllaç değil mi? Ramazanların meşhur tatlısıdır. Ramazan aylarının. Ne oldu? İkisi çarpıştı. Çarpışma neticesinde yine iki kaybımız var. İşte biz buna da aşınma diyoruz sevgili gençler. Evet, böylece ünlüleri bitirdik. Ünlülerle ilgili özellikleri bitirdik. Gördüğünüz gibi çok zor bir durum yok. Bir sonraki dersimizde ünsüzlerle ilgili özelliklere geçeceğiz. Ondan sonra ses bilgisini noktalayacağım. Bir netimiz garanti inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.